Hepinize selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Sağlık saat iyidir. Gördüğünüz gibi bizim sağlık saatimiz şu anda çok iyi bir durumda değil. Eşimle birlikte yaklaşık 9 gün önce korona olduk arkadaşlar. Daha yeni kendimize gelebiliyoruz. Bu korona sürecinde iyi dileklerini ileten güzel YouTube abonelerime ve eşime, dostuma, aileme, herkese teşekkür etmek istedim. Bizi gayet iyiyiz. Tabii ki sıkıntılı ve sancılı atlattık. Daha yeni iyileşiyoruz. Kaçıncı gün tam hatırlamıyorum ama sıkıntılı günler geçirdik. Tabii ki çok daha kötülerini yaşayanlar da var. Biz o kadar kötü yaşamadık. Sadece böyle ufak ateşli, bol öksürüklü ve rahatsız edici bir grip diyebiliriz. Bu arada ilk kez yatak odamızdan video çekiyorum. Umarım kusura bakmazsınız arkadaşlar. Tamamen bilgi vermek ve size iyi olduğumuzu gösterebilmek amacıyla bu videoyu çekmek istedim ve bu süreçte neler yaptığımızı anlatmak istedim. Sizin de bunlara dikkat etmenizin önemli olacağını belirtmek istediğim için bu tarz bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam İlk iki gün ateşli ve ufak öksürük başlangıçları oldu. Bu arada şöyle bir şey var. Gerçekten normalde hiç yatalaklık olmam. Asla böyle hasta oldum, uyum bilmem ne olmaz. Yıllardır bu şekildedir. Kendime dikkat ederim. Gayet sağlıklı olmaya çalışırım. Fakat bir gece her zamanki gibi uyumaya gittim. Uyudum ve uyandığımda her şey başlamıştı arkadaşlar. Hiçbir şey yokken, hani şey gibi düşünmeyin, grip gibi değil. Yavaş yavaş değil, bir anda. Büyük ihtimal bu yeni çıkan hastalığı kaptık. Bu yeni mutasyona uğrayan, çok hızlı yayılan hastalığa kapıldık. Sürecimiz şu şekilde oldu. Zaten pozitif çıktı. Pozitiften sonra öncesi ve sonrası var. İlk başladığı gün şöyleydi. Ateş, öksürük başladı. Ateş, öksürük ilk iki gün bol parasetamol içtik. Yani bol dediğim 4-5 saatte bir içmeye çalıştık. İçtik, uyuduk, terledik. İçtik, uyuduk, terledik gibi düşünün. Bol terleyip o pis mikropları üzerimizden attık. Tabii ki bu süreçte işte sarımsak olsun, soğan olsun, sirke olsun, çeşitli böyle nane gibi tarzı şeyleri de kullanmaya, tüketmeye çalıştık. Bol böyle vitaminli, böyle işimize yarayacak, bizi bir an önce ayaklandıracak, iyi gelecek bir formüller kullanmaya çalıştık. Bunları da size zaten bahsedeceğim birazdan. Bu arada gerçekten hafife almayın. Yani ben taş gibiyim, hiçbir şey olmaz falan filan diyordum ama çat diye yıkıldım. Ama kimse, yani kimisini işte yıkıyor, kimisini yıkmıyor, kimisini daha kötü bir hale getiriyor. Yani hiç böyle tahmin ettiğiniz gibi bir şekilde değil yani. Çok değişik hastalıklar geçirdim ama hiç bu şekilde olduğumu hatırlamıyorum. Böyle bir uykuda çat diye gitmeyi hiç tahmin edemezdim yani. Her neyse, ilk iki gün ateşli, öksürüklü, daha sonra öksürük artışı, hapşırıklar, tıksırıklar, göz yanması gibi şeyler olabiliyor. Ben de başka baş ağrısı, göz arkası ağrısı çok olmuştu. Mesela halen daha böyle gözümü oraya buraya hareket ettirirken çok ağrıyor. Ama Seda'da aynı şekilde olmadı. Seda'da daha çok ateş oldu. Mesela ilk iki gün bende ateş hiç olmadı neredeyse. Son 3 günde de tat alma duyumuzu kaybettik arkadaşlar. Seda'nınki düzeldi bugün ya da dün. 2 gün sürdü. Benim 3. gün bitecek. Halen daha tat ve koku gelmedi arkadaşlar. Hiçbir şekilde tat ve koku alamıyorum. Onun dışında geceleri kesinlikle geniz tıkanması, burun tıkanması gibi bir sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntıları da yani mutlaka birbirimizi denetliyoruz. Çünkü şöyle bir şey duyduk. Gece tıkanıklık yaşandığında bir anda, yani uzun süre nefessizlik kalıp sıkıntı çekebiliyormuşsun. O yüzden hani böyle biraz tetikte uyumaya çalışıyoruz. Yani hastalığı artık daha da ciddiye alma boyutundayız. Malum yakalandık yani ve gerçekten ciddi bir şey yani. Hani belki bazılarınız diyecektir ya nasıl oluyor böyle bir şey falan ama gerçekten durum hem vahim hem ciddi arkadaşlar. Biz her gün ya bugün geçer dediğimizde her gün yeni bir sorunla kalkıyoruz. Bu arada ciğer ağrısı yaşadık. 1,5 gün falan belki yaşadık. Batma gibi bir sıkıntı yaşadık. Ama bunlar yavaş geçiyor. Şu anda son süreçteyiz herhalde, umuyoruz öyledir. Bundan sonrakinde başka bir tahminimce yani şey çıkmaz, ciddi bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Şöyle kolumu değiştirdim arkadaşlar, kusura bakmayın, tekrardan bu şekilde çekmek istemezdim ama gerçekten merak edenler var, gerçekten ısrarla soranlar var ve sırf hani insanlar bilgilensin ve bunu yaşamış birisinin gözünden, dilinden bunları dinlesin ve ciddiye alsın. Yani ben çok kez insanlara söylüyordum, ciddiye alınmıyordu. Tabii ki yaşamadan ciddiye alınmıyor çok fazla. Olabildiğince biz ciddiye almaya çalışıyorduk yine de ama yaşadığımızda bunu daha yani ciddi farkına vardık. Özellikle ben daha bu hastalık, yani bu hastalığı kapmadan 2 gün önce falan ya ben taş gibiyim, hiçbir şey olmaz falan filan, sen kendine dikkat et aşkım falan diyordum Seda'ya. Yani hiç o şekilde olmuyor arkadaşlar, dediğim gibi. Bol bol dikkat etmek lazım. Biz bu süreçte neler yaptık onlardan bahsetmek istiyorum birazcık. Bize iyi gelen en önemli şeyleri size sıralamaya çalışacağım. Dediğim gibi parasetamol içtik. 4-5 saatte bir içebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii ki bir doktora danışarak içmeniz daha doğru olur. Eğer vücudunuzda korona gibi ciddi bir mikrop varsa bunu... Yani terle atmanızı sağlıyor. Özellikle uyumadan önce içerseniz, uyurken dediğim gibi yani böyle sırılsıklam kalkıyorsunuz. Bütün böyle mikroplar gidiyor. Tabii ki bu süreçte duş almaya çalıştık. Bol bol vücudumuzdaki kirleri atmaya çalıştık. Kendimize temiz bakmaya çalıştık. Onun dışında arkadaşlar kekik suyu bir dedemin formüllerinden bir tanesidir ama çok yararlıdır. Ben de kekik suyunu çok severim. Genellikle mide ağrısı ve mide bulantısında çok işime yarayan bir şeydir. Biraz acı ve yoğun olur. Böyle Türk kahvesi fincanına koyup bir kere de fondip yapmanız gerekiyor. Keskin bir şeydir ama dediğim gibi bu tarz şeylerde tadınmadığın önemi yok. Fayda çok önemli bir şey çünkü. Kekik suyu bol bol içtik. Özellikle şu kulak arkası geniz tarafında çok iyi açma yapıyor. İnsanı kendine getirtiyor. Böyle ciğerler falan açılıyor. Günde 2 defa 3 defa içmeye çalıştık biz. Bir diş soğanı. Bir diş mi diyeyim artık, konuşamıyorum ki, kafada kalmadı. Soğanı 4'e bölüyorsunuz arkadaşlar. 1,5 su bardağını cezveye boşaltıyorsunuz. 4'e böldüğünüz soğanı da içine koyuyorsunuz. Bu su iyice kaynıyor. Bir su bardağına düşene kadar kaynıyor. Daha sonra bunu koyuyorsunuz. Ilık bir şekilde bu suyu içiyorsunuz. Tadı çok çirkin değil, çok da güzel değil, onu söyleyeyim. Ama o kadar iyi geliyor ki, şuraları açıyor falan. Bunu 2 kere falan yapabildim. Çünkü sürekli bir şey yapamıyorsunuz. Yeşil çay falan da içmek lazım. Çünkü yeşil çayın içerisindeki bir madde koronanın etkisini düşürüyor ve daha fazla yayılmasını engelliyor. Yeşil çay da içmeye çalıştık. Onun dışında işte tarhana çorbası gibi geleneksel ve çok kıymetli, faydalı çorbalarımızdan da içmeye çalıştık. Onun dışında sirke hiç ama hiç sevmem. Sirke içtim, bol bol sirke içtiğimde böyle burnum, genzim, oram, buram, her tarafım nasıl açılıyor anlatamam arkadaşlar. Hani resmen mikropları böyle yok ettiğini anlayabiliyorsunuz ya. Böyle içinden geçiyor yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada tipimi görünce diyorum ne hallere düşmüşsün be Alaattin. Tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Çok daha iyi videolarla karşınızda olacağım ama iyileştikten sonra. Her neyse sirkeyi bol bol tüketmeye çalıştım. Arkadaşlar turşu tarzı şeyleri çok tüketmeye çalıştım. Çünkü turşunun içerisinde sarımsak var, işte domates oluyor, biber oluyor, o oluyor, bu oluyor. Turşu çok zengin bir şey. Turşu da tüketmeye çalıştım olabildiğince ama sirkeyi boş boş içmeye çalıştım ve içtim de. Ben bile içtiysem sen kesin içersin. Yani siz kesin içersiniz. Ve sirkeyi, bir su bardağı sirkeyi bir kasenin içine koyup yaklaşık 4-5 su bardağı da ateş gibi suyu üzerine koydum arkadaşlar. Sonra kafamı o o kasenin böyle önüne getirdim ve buharını sürekli genzimden içeri çekmeye çalıştım. Biraz genzimden, biraz boğazımdan, yani ağzımdan çeke bir 5-10 dakika onu soluyorsunuz arkadaşlar. Zaten bir süre sonra soğumaya başladığı için buhar çıkmamaya başlıyor. Buhar çıkmayınca yani ılıdığında Onu bir bardağa döküyorsunuz arkadaşlar ve tuvalete gidip gargara yapıyorsunuz. Genzinizi, boğazınızı bol bol temizliyorsunuz o sirkeli suyla ve ılık suyla. Bu da balgamı ve genel olarak genizdeki mikrobu temizliyor. Bunun dışında evde olabildiğince nefesimiz açık kalsın diye mentol yağı alarak mentol yağını bir cezven içerisine koyduk ve içine bol bol su takviyesi yaparak sürekli onu kaynatıyoruz arkadaşlar. Ve evin içerisinde sürekli bir nane buharı, sürekli bir sirkülasyon halinde oluyor ve bizim böyle burnumuz şu an açık. Ya burnumuz açık ama genzim kapalı ve dediğim gibi tat alma, koku alma yok. Tat alma ile ilgili ya da koku alma ile ilgili bana tavsiyeleriniz olursa çok mutlu olurum. Çünkü kaç gündür geçmesini istiyorum. Ne yersem yiyeyim bir türlü geçmiyor. Tavsiyeleriniz, önerileriniz, ya şunu yap, bunu yap dediğiniz şeyler varsa hepsini yapmaya hazırım. Zaten yapmam gerekiyor. Faydalı olabilecek her şey açığım. Lütfen yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Fazla uzatmak istemiyorum. Amacım hem süreci anlatmaktı, hem faydalı olabilecek ve faydalı olan şeyleri anlatmaktı. Yavaş yavaş atlatıyoruz. Güçlü kalmaya çalışacağız. Gerçekten hepinize çok çok teşekkürler. Yani bir dakika bile boş bırakmadınız. Sürekli abi iyi misin, kardeşim iyi misin, dostum iyi misin diyerek yani bana sürekli demeç verdiniz ve beni mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız, cansınız. Seviyorum sizi. Koronalı öpmeyeyim. Dediğim gibi tavsiyeniz varsa lütfen yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada kamerayla ilgili sıkıntı yaşattıysam çok özür diliyorum. Amacım sadece durumu izah edebilmekti. Yoksa çok daha iyi bir ortamla, çok daha iyi bir şekilde karşınıza çıkmak isterdim. Ama gücüm şu anlık sadece buna yetti. Olabildiğince dinlenmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Dikkat edin kendinize ve ailenize.